eşyalar değil, biz de gidiyoruz. Nereye? Taşınıyoruz. Artık yeni bir evimiz var. Peki okula da mı gelmeyeceksiniz? Yeni bir okula gidecekmişiz. Görüşemesek de sizi hiç unutmayacağız arkadaşlar. Biz de sizi unutmayacağız. Aslı, Ali, hadi gelin çocuklar, yola çıkıyoruz. Annem çağırıyor, gitmemiz lazım. Hoşça kalın. Güle güle. Çocuklar, neyiniz var? Aslı ve Ali buradan taşındı. Okuldan da ayrılmışlar. Aslı ile çok güzel resimler yapardık. Biz de Ali ile birbirimize izlediğimiz filmleri anlatırdık. Aslı ile birlikte oyuncakları üst üste dizip kule yapardık. Biz de Ali ile birlikte o kulelerin üstüne çatı yapardık. Demek kulelerimiz o yüzden yıkılıyordu. Galiba. Biz arkadaşlarımızı şimdiden çok özledik anne. Ama neyse ki çok uzağa gitmemişler. Sadece İstanbul'un diğer yakasına gitmişler. Diğer yakası mı? Peki biz oraya gidebilir miyiz? Tabii ki. Hep beraber misafirliğe gideriz. Tek yapmamız gereken köprünün diğer tarafına geçmek. Hangi köprü anne? Boğaz Köprüsü canım. Babanız geldi herhalde. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum hayatım. Boğaz Köprüsü. Keşke köprü çok yakın olsa da her zaman Aslı ile Ali'nin yanına gidebilsek. Şimdi gitmek ister misin? O nasıl olacak ki? Aklıma bir fikir geldi. Gel benimle. Tamam. Bizim ev hazır değil mi? Evet hazır. Evimiz tamamsa ben de denizi getiriyorum. İstanbul Boğazı. Denizi kocaman yapmışsın Arda. Deniz kocaman olur ama. Ne yapıyorsun? Bu denizde hiç gemi yok. Biraz gemi çiziyorum. O zaman bu da kız kulesi olsun. Olsun. Aslıların evi nerede peki? O da burada. Tam karşısına koyalım. Ben şimdi bizim evdeyim. Ben de Ali ve Aslıların evindeyim. Ben de evden çıkıp size misafirliğe geleyim o zaman. İyi ama köprü yok ki burada. Evet, köprüyü koymayı unutmuşuz. Hemen yapıyorum. Aa, nasıl yapıyorsun? Mandallarla. Bu iki mandal köprünün direkleri, diğerleri de köprünün yolları. Dikkat et, köprü çökmesin. Hemen tamir edeceğim. İşte şimdi oldu. Aa, köprü yetmedi galiba. Biraz daha büyütmemiz gerekecek sanırım. Birkaç mandal daha bulmamız lazım. Çocuklar ne yapıyorsunuz öyle? Arda Aslılara gitmiş. Ben de onlara gidiyorum anneciğim. Bak, bunlar bizim evlerimiz. Bu deniz, bu da üstündeki köprü. Ama köprüyü biraz daha büyütmemiz gerekecek. Gerek yok. Neden? Çünkü yakında gerçeğini göreceksiniz. Arkadaşlarınızı ziyarete gidiyoruz. Yaşasın!
gezisi çok güzeldi anne. Peki en çok nesini beğendiniz? Ben akşamları çıkan ışıkları beğendim. Ben de aşağı bakıp geçen gemileri izlemeyi. Nasıl hayranlıkla baktılar değil mi hayatım? Bir daha ne zaman gideriz arılara baba? Evet, keşke her gün Boğaz Köprüsü'nden geçip onların yanına gitsek. Her gün gidemeyiz ama siz onları çok özlediğinizde görmeye gideriz. Ama ben her gün gitmek istiyorum. O zaman bunun için evin içinde bulunan köprüleri kullanabiliriz. Evin içinde bulunan köprüler mi? Hı? Nasıl yani? Arda'nın mandaldan yaptığı köprüler gibi mi? Hayır, öyle değil. İşte sizi arkadaşlarınıza kavuşturacak köprüler. Ama bunlar suda hemen batar. Bunlar kartpostal canlarım. Bunlar sizin ve arkadaşlarınızın arasında köprü olacak. Benim kafam karıştı. Bu kartlar postalamak için Ardacığım. Boğaz Köprüsü fotoğrafının arkasında ne istiyorsanız yazmanız için bir alan var. Arkadaşlarınıza ne yazmak istiyorsanız yazacağız ve onlara yollayacaksınız. Aa, harika! Hadi hemen bir tane yazalım. İşte bitti. Hadi gidip kartpostallarınızı postalayalım. Tamam. Ben kartpostalımda Aslı'yı çok özlediğimi yazdım. Ben de annemin bize verdiği kartpostal köprülerden bahsettim. Evleri uzaklaşsa da Aslı ve Ali ile o günden sonra hep haberleştik. Evimizdeki köprüler bizi yine bir araya getirdi. Siz de uzaktaki arkadaşınızla aranızda bir köprü oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Onlara kartpostal ve mektup gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.